Sinem, şu dakika itibariyle bölgedeki tansiyon ciddi anlamda arttı. Gazze'yi ikiye böldü İsrail ordusu ve güney hattından şu dakika itibariyle Merkava tanklarının içeriye girdiğini ifade edelim. Hemen arkamızdaki kuzey hattında da çok sıcak çatışmalar yaşanıyor. Bakın Harun Çiçek şimdi o bölgeyi gösterecek. Dakikalar önce onlarca aydınlatma fişeği atıldı. Aslında gündüz olmasına rağmen aydınlatma fişeği atıldı. Belki de şu an kuzey hattında İsrail askerleri birbiriyle haberleşmek için o aydınlatma fişeğine başvuruyor ama şu dakikaya kadar onlarca top atışı kuzey hattını yağmalıyor ve İsrail tankları, Merkava tankları dün o tarım arazilerinin o noktadaydı. Ancak şu dakika itibariyle artık yine kuzeyden de güneyden de İsrail'in içeriye girdiğini ifade edelim. Tabii AFP'den o bilgi geldi. İsrail tankları şehir merkezindeki Zeytun mahallesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor ifadesi kullanıldı. Ki İsrail ordusundan da bir açıklama var. İki haftadır güneye gidin diyoruz. Şimdi acil çağrı yapıyoruz. Bir an önce kuzeyi boşaltın ifadesi kullanıldı. Ve şu an Harun Çiçek'in görüntülerini izliyorsunuz. Bakın kuzey hattı zaten dümdüz olmuştu. Şu dakika itibariyle kuzeyde sıcak çatışmaların başladığını ifade edelim. Bakın ekranda Beyt Hanun bölgesi var şu anda. Beyt Hanun bölgesine sıfır noktasına kadar gelmişti. Dün İsrail tankları, bakın yıkık o Beyt Hanun binalarını görüyorsunuz. Şu an İsrail ordusu içeride. Şu anda Beyt Hanun sınırının içerisinde zaman zaman o noktada Hamas birlikleriyle sıcak çatışmaların yaşandığını ifade edelim Beyt Hanun'da. Tabii bu sıcak çatışmalar top atışlarıyla da bakın sesini duyuyorsunuz. Aralıksız bir şekilde destekleniyor. Aralıksız bir şekilde bölge top atışına tutulmaya devam ediyor İsrail. Henüz bir karar harekatı başlattık açıklamasını yapmadı. Ama ordumuzun lokasyonunu, ordumuzun konumunu şu an paylaşmayacağız ifadesini kullandı. Ordunun şu anda Gazze hattına girdiğini kabul ettiler. Ve şu dakika itibariyle bulunduğumuz kuzey hattındaki Beyt Hanun bölgesinde sıcak çatışmaların yaşandığını ifade edelim. Tabii zaman zaman hemen üzerimizden savaş uçaklarının da geçtiğini belirtelim. Bakın yine o dumanlar ekranda, Harun Çiçek gösteriyor sizlere. İşte sıcak çatışmaların yaşandığı noktayı görüyorsunuz şu dakika itibariyle. Yine bölgedeki o top seslerinin düştüğü noktalardan gelen o dumanlar ve çok sayıda aydınlatıcı fişeklerinin de yine İsrail ordusu tarafından kullanıldığını ifade edelim. Katliam tankları Gazze merkezine doğru ilerliyor aslında şu dakika itibariyle. En azından bize gelen bilgi o yönde. O katliam tanklarını dün tam da bu noktada görüntülemiştik ve şu dakika itibariyle artık görünmediklerini ifade edelim. Bu bulunduğumuz tarım arazilerinin civarında onlarca Merkava tankı konuşlanmış, namlusunu yine Gazze hattına çevirmişti. Ama bulunduğumuz noktadan bugün o tankları göremiyoruz ki dakikalar önce bölgeye büyük paletli buldozerlerinde girdiğini ifade edelim. Yine kuzey hattının içerisine büyük paletli buldozer de girdi. İsrail ordu sözcüsü bir açıklama yaptı. Dedik askerlerimizin Gazze'deki konumunu doğrulamayacağız ifadesini kullandı. Gazze'de nerede çatışmaların yaşandığını şu dakika itibariyle İsrail paylaşmıyor. İsrail ordu sözcüsü paylaşmıyor ama gelen görüntüler içeride bir sıcak çatışmanın olduğunu gösteriyor. İsrail tanklarının Zeytun mahallesine doğru ilerleyişinin olduğunu gösteriyor. Sokak aralarında yine Meskun mahal çatışmalarının yer yer burada yaşandığını ifade ediyorlar. Yani şu dakika itibariyle artık bu noktada o sıcak çatışmanın, bakın bir taraftan da uçağın sesini, savaş uçağının sesini duyuyorsunuz. O sıcak çatışmaları artık burada takip ediyoruz, izliyoruz diyelim. Şu Juhor Addik diye bir bölge var şimdi güney hattında. Hemen Gazze'nin merkezinin güneyinde. Karşısında Netivot'un güneyinde kalıyor İsrail topraklarının karşılığında. Ve o hattan, yani Netivot'un güneyinden içeriye İsrail ordusunun giriş yaptığı biliniyor. Yine Gazze merkeze ilerleyişinin olduğu biliniyor İsrail ordusunun. Kuzeyde de
yine Beyt Hanun bölgesi, yani şu saat itibariyle İsrail ordusunun aslında Gazze'yi ikiye böldüğünü ifade edebiliriz. Bir tarafta Beyt Hanun ve Juhor Addik bölgesi duruyor. Diğer tarafta Beyt Lahya, Jabalia, Zeytun ve diğer bölgeler, Atatra gibi bölgelerin olduğunu ifade edelim. Yani ordu şu dakika itibariyle Gazze'yi ikiye böldü ve belli noktalardan artık içeriye girişler başladı. Buna bir kara harekatı diyebilir miyiz? Henüz derken İsrail ordusundan böyle bir açıklama gelmedi. Kara harekatı başlandı denmedi ki bugüne kadar zaten İsrail ordusu zaman zaman içeriye giriyordu. Zaman zaman bölgesel operasyonlar yapıyordu. Tanklarla destekleniyordu o bölgesel operasyonlar ki dün şu saatlerde tankların sıfır hattına kadar girdiğini ifade etmiştik. O sıfır hattına kadar girmişti tanklar. Aslında her gün, son 4-5 gündür her gün artık içeriye operasyonlar gerçekleşiyor. Ama bugün biraz daha kapsamlı bir operasyonun olduğunu ifade edelim. Bakın o yıkık binaları gördünüz az önce. Yıkık binaların üzerinde bakın yine bir aydınlatıcı fişek. Bakın şu anda İsrail ordusunun o noktada da olduğu anlamına geliyor bu. Zira o aydınlatıcı fişeği İsrail ordusu atıyor. Hava aydınlık ama muhtemelen kendi aralarında haberleşebilmek için belki de kullanıyorlar şu anda o aydınlatıcı fişeği. Bakın Harun Çiçek o düştüğü noktayı da gösterdi zaten size. Ve bu noktada aslında gökyüzünün tamamen dumanla, tamamen tozla kaplandığını ifade edelim. Bakın yine bir tankın ilerleyişi var. Belki Harun Çiçek o dumanı gösterebilirse size. Şu anda hemen ağaçlık alanın arkasında toz duman yükseliyor. İşte oradan şu anda bir tankın daha ilerlediğini, Gazze hattına doğru ilerlediğini ifade edebiliriz. Bulunduğumuz noktadan onlarca tank Gazze hattına ilerledi. Ve bir kısmı şu anda Gazze sınırları içerisinde, Beyt Hanun bölgesinin içerisinde şu dakika itibariyle o tankların. Tabii İsrail ordu sözcüsü bir açıklama yaptı dedik. Ordumuzun konumunu doğrulamayacağız, lokasyonunu doğrulamayacağız dedi. Ve şu dakika itibariyle bizim bulunduğumuz noktada kuzey hatta Beyt Hanun bölgesinde sıcak çatışmaların olduğunu ifade edelim. İsrail ordusunun bir kısmının Beyt Hanun bölgesinde şu dakika itibariyle o meskun mahal dediğimiz çatışmaların gerçekleştirildiğini belirtelim. Yine Gazze'nin güneyinden de bir İsrail ordusunun, İsrail birliklerinin yine içeriye girdiğini ifade edelim. Yine Beyt Hanun bölgesinde biliyorsunuz onlarca bina yıkıldı. 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, binlerce insanın da enkaz altında kaldığını ifade etmişlerdi. Ki Gazeteciler Koruma Komitesi de bir açıklama yapmıştı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 34 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Maalesef ki o saldırılar her geçen gün, her geçen saat daha da artıyor ve şu dakika itibariyle artık hava destekli bir kara operasyonunun devam ettiğini, başladığını ifade edelim. Güney hattında ve kuzey hattında iki ayrı noktadan İsrail bu noktada artık yavaş yavaş Gazze'ye girmeye başladı. Bir taraftan da şu an uçağın, o savaş uçağının seslerini işitiyorum. Gazze hattında şu anda muhtemelen ki yine belirli bir hedefe kilitlendi. Belirli bir hedefe gidecek ve yine imha edecek o noktayı. Onlarca hastanenin boşaltılmasını istedi yine İsrail ordusu. Özellikle de El Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın karargahlarının olduğunu, ana karargahının olduğunu ifade etti. Özellikle Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi. Zira 40 bine yakın yaralı, daha doğrusu 40 bine yakın sığınmacı o noktada. Binlerce yaralı Şifa Hastanesi'ne sığınmış durumda. Sadece Şifa Hastanesi değil, bölgenin bir diğer kapsamlı hastanesi Kudüs Hastanesi de İsrail ordusunun hedefinde. Geride bıraktığımız günlerde İsrail ordu sözcüsü canlı yayında bir slide paylaşmış. Hastanelerin altında karargahların bulunduğunu ifade etmişti. Yani bu da şunu ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde kendi meczup delilleriyle
Bu noktada hastaneleri hedef alabilecek artık İsrail. Artık hastaneleri vurabilmek için kendisine bir sebep üretti ve o sebep doğrultusunda yine bu Beit Hanun bölgesindeki bir hastaneyi de, Endonezya hastanesinin civarını da geride bıraktığımız günlerde bombalamıştı. Bu kez hastaneler hedef olacak. Bu kez yine siviller hedef olacak. O noktada hastanenin içerisindeki siviller. Toparlayalım, bizler Siderot'tayız. Şu dakika itibariyle bölgede sıcak çatışmanın hız kazandığını ifade edelim. Hem kuzey hattından hem de güney hattından Gazze'ye İsrail Merkava tankları giriş yaptı. İsrail birlikleri giriş yaptı ve şu dakikada Hamas'la çok sıcak çatışmaların yaşandığını belirtelim.